Hepinizin bildiği gibi Isaac Newton yerinde duran cisimlerin herhangi bir kuvvet uygulanmadığı sürece konumlarını koruduklarını keşfetmişti. Hareketli nesneler ise bu durumda hızlarını koruyorlardı. Mesela uzay boşluğuna bırakılan bir cismin hiçbir zaman durmaması gibi. Cisim hareketsiz de olsa, sabit hızla hareket ediyor da olsa, ona etki eden bir kuvvet olmadığı sürece hızında herhangi bir değişiklik olmaz. Buna Newton'un birinci yasası deniyor. Cisme ivme kazandırmak için, yani hızını değiştirmek için bir net kuvvet uygulamak gerekiyor. Hız ve ivme gibi kuvvetler de vektör olarak ifade edilebilir. Örneğin, yer çekimi kuvvetini ele alalım. Aşağı yönlüdür ve vektörün uzunluğunu yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü belirler. Eğer yer çekimi cisme etkileyen tek kuvvet ise cismin hızı değişecektir. Yani cisim kuvvet vektörünün yönünde ivme kazanacaktır. Peki ama cisme aynı anda birden fazla kuvvet etki ederse o zaman ne olur? Mesela yer çekimine ek olarak şöyle bir rüzgar eklesem. Rüzgarın sağa doğru estiğini ve kuvvetinin de aşağı yönlü olan yer çekiminin yarısı kadar olduğunu varsayalım. Bu iki kuvveti birbirine ekleyerek net kuvveti bulmamız gerekiyor. Bunu bir denklemle ifade edersek eğer, net kuvvet yer çekimi artı rüzgara eşittir. Net kuvvet aşağıya ve sağa doğru olduğu için cisim de bu yönde hareket eder. Eğer cisme etki eden başka kuvvetler de varsa, net kuvveti bulmak için hepsini toplamamız gerekir. Bulduğumuz net kuvvetin yönü, cismin inmeleneceği yönü de belirler. Cismin masanın üstünde olduğunu varsayalım. Yer çekimi yine cismi aşağı çeken bir kuvvet uyguluyor. Rüzgar da diyelim ki yine sağa doğru esiyor. Fakat burada bir kuvvet daha var. Masa da yer çekimine karşı koyabilmek için cisme karşı bir kuvvet uyguluyor. Ve sonuç olarak kuvvet diyagramımız böyle görünüyor. Masanın karşı kuvveti ve yer çekimi birbirini sadeleştiriyor ve geriye net kuvvet olarak rüzgar kuvveti kalıyor. Şimdi sıradaki alıştırmayı yaparak net kuvvetler konusunda biraz daha pratik kazanabilirsiniz.